Burada sana süret boşluk giriş yap şimdiden. 100 bin TL'ye silah üreticisi olabiliyoruz, değil mi? Süret boşluk liste yaz. Oo, burada baya baya şey çıktı. Hangi silahın kaç bin materyal istediği çıktı değil mi ekranında? Aynen öyle. Sniper 40 bin Tamam. materyal istiyor. Aynen öyle. Zaten her paket teslim edişimizde 250 materyal geliyor. Eğer materyal boost varsa 500 materyal elde ediyoruz. Selamlar. Bugün Livable Roleplay'deyiz ve yanımda bugün sunucunun sahibi Emircan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Aleyküm selam. Bu sunucunun bana konseptini, durumunu anlatır mısın? Sesli mi, yazılı mı, global mi bilmiyorum. Sunucu sesli ve global. 3 Ağustos 2019'dan beri aktif durumda. Mal varlıkları bir kez olsun silinmedi. Sesli ve global ilk başta hard'dı. Sonradan medium'a döndük. Oyuncuları açık konuşayım. Para kölesi yapmak pek tercihimiz olmadı. Para kasmayı da kolaylaştırdık. Para onayı da kaldırdık. Her saat başı para onay yazmana gerek yok. Şöyle söyleyeyim, şu elimde gördüğünüz koltuğu ben 2019 yılında falan almıştım. Video çekmek için geldiğimde durmasını biraz şaşırdım. Hala da duruyormuş. Hadi sizi de bekletmeden videomuza geçelim. Girişini yaptın mı? Evet, giriş yaptım. Tamam, şimdi aracın şoför koltuğuna geçiyorsun. Oradaki infoya araçla beraber gidiyorsun. Süret boşluk paket al yazıyorsun. Aynen öyle. Slash Şimdi süret boşluk süret paket al. boşluk paket al. CTRL'yi basılı tut. 4'e bas abi. Hop. CTRL 2 mi yapayım? Aynen, şu an yapamazsın mesela. Yapmayı dene. Sen varsın diye yapamıyorum, değil mi? Yok, hayır. CTRL 1'de ben varım. CTRL 2 şu an boş. Araç hızlı olduğu için yapamazsın. Realizm üzerine yani. Aynen öyle. Bu da oyuncu ARG'siydi. Koltuk değiştirme de ARG'siydi. Biz aslında hız sınırı eklememiştik bu sisteme. Çok iyi. Sonrasında oyuncu istedi, kodladık hemen. Adamlar Bu artık arada silahını kendi üretiyor yani. aynen öyle. Baronu ya eskiden bir baronu 3 ay bekliyorlardı silah sevkiyatı için. Şimdi zaten süret boşluk liste yazarsan M4 ve sniper dahi kendi silahını kendin üretebildiğini göreceksin. Şimdi paketi aldım. İçeride info var. Tabii biz infoyu göremiyoruz. Farklı oyun dünyasında olduğumuz için. Burada süret boşluk teslim yaz. Süret boşum teslim yazdım. 250 materyalim oldu şu an. Şimdi 250 materyal elde ettin mi? Evet. Market üzerinden materyal boost'a sahipsen elde ettiğin materyal 250 değil 500 oluyor. Süret boşluk liste yaz dilersen. Hangisilerin kaç bin materyal istediğine bak. Tabii tekrar göstermiş olalım. Tek9'ın, MP5'in, Uzi'nin ve bütün silahların ne kadar verdiğini şu an görüyorsunuz. Ben okuyamayan arkadaşlar için F8'den şöyle açayım. Buradan da rahat rahat bakabilirsiniz. Durdurup da görebilirsiniz. Çünkü bunlar çok önemli. Şimdi de gelişmiş modifiye sistemi mevcut. Buraya geldiğimizde slash modif yazamadım. Modifiye boşluğu genel yazdığımızda burada bize genel ve renk paketini sunuyor. Biz geneli seçelim. Burada ön tampona tıkladığınızda satın almıyor. Burada ön tamponda ne yapabileceğinizi gösteriyor. Benim şu an olanı ben sevdiğim için bunu değiştirmiyorum. Arka tampon da bu şekilde değişiyor. Onaylamak için bu şekilde hareket ediyorsunuz. Burada ne yapacaksanız önce tıklayıp sonrasında seçim yapıyorsunuz. Ben de Aynen sizinle öyle. birlikte şu an yapıyorum. Araca bir de neon ekleyelim. Araçta neon eksik. Doğru. Şöyle neona geldik. Burada kaldır ücretsiz var. Beyazı var. Biz burada kırmızıyı seçelim 50K'ya. Tamam dedik. Neonumuzu şu anda aldık. Hadi bir de arabanın kendisine bakalım. Evet, neonumuzu taktık ve ben kırmızı rengi seçtim. Sadece gece saatlerinde bu şekilde net bir şekilde görebilirsiniz. Bilginiz Aynen, olsun. sabah ve öğlen biraz daha rengi gözükmemeye şey oluyor. Tabii ki de. Siz de geceleri istediğiniz rengi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada mavi arabanız varsa yeşil yapmanızı tavsiye ederim. Referans komutunu kullan. Referans çok başka, bambaşka aslında burada. Referans kullandın mı? Evet. Şimdi benim mevcut referans olduğum bir kişi olduğu için herhangi bir kişiye referans olamıyorum. Şimdi Tamam. sen referans boşluk bitruast yaz. Tamamdır. Kodum artık her at level atlayışımda 1 lira elde ediyor, değil mi sen? Sen her seviye atladığında ben 1 lira elde ediyorum. Artı olarak sen level atladığında zaten 1 lira kazanıyorsun. Üstüne referans olduğun biri varsa ona da 1 lira kazandırıyorsun. Bir de ben sana referans olmuşsam ben de seviye atladığımda ekstradan yine sen 1 lira elde ediyorsun. Toplamda 2 lira oluyor yani. Şimdi tarife sistemimiz var. Normal şartlarda
sen tarife satın almadın henüz, doğru mu? Hiç almadım. Slash tarife boşluk durum yazar mısın? Tabii. Şu anda tarifem yok, SMS'im yok, tweet'im yok. Hemen Unity Station'ın oradaki elektronikçiye gidelim abi. Sana bir tarife alalım en pahalısından. Şimdi normal şartlarda tarifen olmadığı için arama da yapamazsın. Slash SMS komutunu da kullanamazsın. Telefondan Twitter'a girdiğin zaman atılmış tweetleri de göremezsin. Artı olarak tweet atamazsın. Tüm IC girişlerde de checkpointler var. Buradaki infonun üstüne gel, slash tarife yaz. Aynen, en pahalımız Jumbo. Bize tarifimiz 90 dakika, 75 SMS, 30 tweet hakkı yaptı. Oha çok iyi. Şimdi slash tarife boşluk durum yaz. Şu anda Jumbo tarifem var. Mevcut saniyemiz, SMS'imiz ve tweetimiz şu an bizde gözüküyor. Buradan da kontrol edebiliyorum. Tarife yokken beni aradığın zaman telefonum çalmaz. Çağrı otomatik olarak sonlandırılır. Slash SMS'i kullanamazsın. Ve dediğim gibi tweet atamazsın. Mevcut tweetleri de telefon üzerinde görüntüleyemezsin. Diyelim ki çatışmada PK koruman yok. Slash marketten PK koruma almadın değil evet, mi? Evet, şu an yok. Güzel. Şimdi PK sistemi şöyle. Çoğu sunucuda yere düşürdükten sonra tekrar vurduğunda hasar almıyor kişi. Aynen. Şimdi seni yere düşürüyorum. Chat kısmında bir şeyler çıktı mı? PK edilirsen aşağıdaki silahlar üzerinden silinecek diyor. Eğer PK korumam yoksa. Aynen. Üstünde bir tek Colt 45 var değil mi? Aynen öyle. Ağustos'tan beri duran Colt 45 ile vedalaş abi. Harbi mi? Geçmiş olsun. Mermilerim, silahlarım üzerimden silindi. Son 30 dakika. Aynen öyle. Unuttum. Fakat bu sistem niye var? Aslında çoğu oyuncu bu sisteme zamanında isyan etmişti. Sonrasında silah üreticisi sistemini görünce aslında çoğu kişinin ön yargısı gitti bu PK sistemi üzerinde. Hadi. Silah üreticisi ile PK birbirini dengeliyor aslında buna bakacak olursam. Minimum 7 level istiyoruz ki zaten artık 60 dakika, her 60 dakika parona yazmana gerek yok. AFK bırakıp seviye atlayabiliyorsun. Slash marketten XP boost'a sahipsen 11 saat yerine 6 saatte 1 level atlıyorsun bu arada. Şöyle ben size marketi de göstereyim. Siz durdurarak bakabilirsiniz. Bunları çünkü merak ediyorsunuz. Şöyle. Bu arada çok affedersin, böldüm. Alacağınız VIP'lerin süresi sadece oyundayken geçiyor. Örnek olarak 30 günlük VIP aldın. Bir hafta tatile çıkman gerekti. Bir hafta tatile çıktın, geldin. VIP'nden 23 gün kalmış olmuyor. Halen 30 gün kalmış oluyor ve devam edebiliyor. Oyunda kullandığın süre gidiyor yani. Aynen öyle. Slash marketi de göstermiş olduğum sırada konuşurken. Görmeyenler de yine videoyu durdurup bakabilir. Her sıktığında yere kovan düşüyor. Şimdi ben seni IEM'e alıyorum geçici olarak. Ben sıkacağım, sen benim kovanımı araştıracaksın. Seni IEM oluşumunu aldım. Sıkıyorum. Tabii. Hop. Hah, şimdi oraya bir adet kovan düştü. Ne yazacağım ben buraya? Kovanın iyice dibine gir. Sonrasında slash kovan arastir. Slash kovan boşluk yok arastir yazıyoruz. Ne diyor? Parmak izi tespiti olumlu. Kazım Yılmaz. Baktığımız hangi silahla sıktım? Gözüküyor tabii canım. M4 ile sıkmış mesela. Burada da gördüğünüz gibi parantez içinde çıktı. Biz bu vatandaşı, bunun siz ne olur ne olmaz SS'ini alın. Hani rollerde bir şey olur, bir anlaşmazlık olur karşınızdakiyle. En azından sizin elinizde bir kanıt. Aynen öyle. Bu arada oluşan kovan 2 saat sonra siliniyor kendi kendine. Bu da FPS düşüklüğünü önlüyor ve her sıktığımda yere kovan düşmüyor. Yani spam atılamıyor. Bu da aynı şekilde FPS problemi için yapılmış. Tabii. Yani benim ENB'den dolayı olan FPS'ime bakmayın. FPS değerleriniz güzel olacak. Bunun dışında hediye ağacından bahsedelim. 10 oynama saati gerekiyor çünkü hediye ağacı için. Şimdi hediye ağacımıza geldik. Burada slash hediye al kullan. Bir tık dibine gir. Kaç saat gerekiyor bunun için? Bunun için minimum 10 oynama saati gerekiyor. Slash hediye al komutu 6 saatte bir kullanılabiliyor. 6 saatte bir dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi parona yazmanıza gerek yok. Oyunda AFK bırakıp bu süreyi geçebiliyorsunuz. 6 saat AFK bırakıp tekrardan hediye alabiliyorsunuz. Hediye ağacından çıkan para kaç K arası hemen bakalım. Ben 11.516 TL aldım. Nerede beleş oraya yerleşmiş hali diyor hediye ağacımız. 10K ile 25K arası IC para elde ediyorsun. Bunun dışında IC para elde etmezsen 3 günlük VIP 1 kazanıyorsun. Oo, o zaman o olay çok aynen iyi. Aynen öyle. IC para yoksa 3 günlük VIP 1 oyuna girdiğiniz süre boyunca kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ve en az 10 saat oynama saatiniz olması gerekiyor. Benim ilk başladığım RP sunucusu buydu Meta'da. Hiç YouTube falan yokken. Benim 102 saatim var. Açıklama kısmında zaten YouTube kanalları olacak. Oradan da daha merak ettiğiniz sistemlere bakabilirsiniz. Ayrıyeten de şunu göstereceğim. Bu videoya özel böyle slash kupon boşluk Mertopolitan yazdığımızda bize 40K para geliyor. Onu size belirtelim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 50 TL bakiye ve şu görmüş olduğunuz Ferrari size çekilişle veriliyor. Çekilişinde nasıl olacağını size anlatayım. Açıklama kısmında bulunan Discord'a giriyorsun abicim.
Orada bir çekiliş odası var, tamam mı? Adamlar orada size çekilişin ne zaman başladığını, ne zaman sonlanacağını ve kime çıkacağını gösterecek. Ve bu çekilişe katılmak için kanalıma abone olmanıza da gerek yok. Like atmanıza da, yorum atmanıza da gerek yok. Sadece bu videoyu görüp Discord'larına girip oradaki çekiliş odasındaki talimatları izlemeniz yeterli. Aynen öyle. Bu arada bunun dışında yeni meslek fiyatları ve saatlik bonus düzenlemesinden de bahsedeyim. Hani Tamam. sunucu eskiden medium diyorduk ama artık tam anlamıyla medium oldu sunucu. Otobüs mesleği 3K'dan 10K'ya çıkartıldı. Kamyon mesleği 900 liradan 7K'ya çıkartıldı. Çim biçme mesleği 1K'dan 7500 liraya çıkartıldı. Balıkçıdaki İstiridye'den gelen beyaz incinin fiyatı 2000 liradan 15.000 liraya çıkartıldı. Beyaz inciyi kolay kolay elde edemiyorsun tabii. Saatlik bonus 1000 liradan 8.000 liraya çıkartıldı. Yani beyler eskisi gibi değildi ve bunu söyleyeyim. Hani eski oyuncuları izliyorsa zaten bilir. Artık yenileri görmek için de açıklamada bulunan IP'ye girerseniz her şeyi görürsünüz. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu çekilişi hak kazanmak için oyun içerisinde iki seviye olmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Örnek veriyorum. ID Chaos Bey'e bakalım. ID7 Chaos Bey bu çekilişe katıldığında minimum katılma seviyesine erişmiş bulunmakta. Bunu da söylemeden geçmeyelim diyorum. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle size anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.